Evet, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizi Pazar Genç FM'den ve aynı zamanda Pazar Genç adından geliyoruz. 1 Eylül itibariyle A yasağı kalktı. Sizlerin duygu ve düşüncelerinizi alalım diyoruz. Önce sizi evet. Tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. İsmim Erkan Ceylan. Evet. Zaman Avcı gemisinde çalışıyorum. Av yasağı kalktı, evet. Av yasağı kalktı. Arkadaşlar 31 itibariyle açıldı Karadeniz Camiası'nda. Tabii Türkiye'de her bütün tekrar açıldı. Yani biraz eksiklerimizden dolayı burada biraz onları onarmak için onlarla biraz geç kaldık. İşte 2-3 gün biraz buralardayız gibi görünüyor. Ondan sonra açılacağız. Açılacaksınız. Evet. Peki beklentiler nedir? Ne düşünüyorsunuz? Kısaca onlardan da bir bilgi alalım. Geçen size. Yılki balık yok. Geçen yılki palamut, yani onu beklemesin. Yani bunu tüm balıkçı arkadaşlarımız, herkes bunu kabullendi. Evet. Yazdan zaten bu Temmuz ayında falan belli ediyor kendini zaten olup olmayacağı. Temmuz'dan belli oluyor, evet, yani. Belli oluyor yani, belli oluyor ama hiçbir olumlu bir işi göremedik. Hı-hı. Yani onu da yok diye düşünüyoruz yani bu sene. Ama tabii ki hamsi de umudumuz var. Hamsi, şimdi arkadaşlarımız güne sarmış. O İstihar Dağı'nın işlerinde biraz tek tük öyle işte biraz çıkmış yani. Hamsi de umudumuz var. Hamsi var Karadeniz'de. Evet. Öyle düşünüyorum. Hamsi, o da bizi hamsi güldürür diye düşünüyoruz. Güldürür diye düşünüyorsunuz. Evet. Aşağı yukarı kaç personel çalışıyor? Burada 30 personel oluyoruz. 30 personel. 30 diğer taşıma gemisinde oluyor. Yaklaşık bir 45 kişi oluyoruz yani. Taşıma gemisinde paketleyenler var. Evet. Onlardan beraber işte 45 tane personel oluyor. O şekilde avcılığımızı sürüyoruz. Bir de şunu merak ediyorlar. Mesela örneğin işte 31'i akşamı giden arkadaşlarımız var. Yani gidip dönebiliyorlar mı? 3 gün, 5 gün, bir hafta kaldıkları oluyor mu? Merak edilen sorulardan biri. Mesela 31'inden gidip dönenler oluyor mu? Yoksa işte taşımacılık dediniz sizin gibi. Yani bu kaç gün kalabilme durumları veya en uzun siz ne kadar kaldınız? Bazen gidiyorlar. Şimdi palamut sezonunda palamut ayında, şimdi Eylül-Ekim ayı palamut ayıydı. Eylül-Ekim yani ayı. Burada gece gündüz veya zaman saat belli olmaz. Çünkü biraz gündüz gece avlanan bir balık. Tabii o şekilde. Ama hamsi sezonunda, hamsi de sabah 9'a kadar, akşam 6'dan, pardon akşam 3'ten sabah 9'a kadar bir mesafesi var. O arada avlanma süresi var. Ondan sonra ya kıyıya gelirsin, evet, ya bir yere kıyıya demir atarsın, istirahat edersin o geceyi çalışma yorgunluğunu atmak için. Yakınsa limana girersin, ya uzaksa liman demir atıyorsun, bekliyorsun ama tabii ki genellikle çoğu Karadeniz'de limanlar yakın olduğu için birbirine limana iniyoruz yani. Hamsi sezonunda. Hamsi sezonunda. Peki en uzun mesela büyük bir tekne olaraktan yani en uzun kaç gün kalma durumları olabiliyor mesela hani palamut veya büyük daha büyük daha şeylerde? Büyük, Orkinoz avcılığında bahsediyoruz. Orkinoz evet. Avcılığında ben 26 gün kenara inmedim gün oldu. Evet, 26 gün oluyor 26 yani gün yaklaşık yani, bir kıyıya, ay kadar da. Yani, kıyıya inmediğim zaman oldu. Evet. Yani, o biraz açık denizde olduğu için kıyıya olayı biraz zor oluyor ama tabii palamutta kıyılarda olduğu zaman yani 2 gün, 3 gün vesaire 4 gün o şekilde olur. İniyorsun yani 5 gün yani. En fazla 5 gün diyelim yani. 5. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bol kazançlar elde edersiniz. İnşallah. Bol bir sezon olur diyoruz. İnşallah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet, sevgili izleyicilerimiz pazardan, limandan henüz çalışmalarını bitirmediği için zaman iki avcısıyla röportaj yaptık. Evet, ayrıntıları daha sonra sizlere vereceğiz. Hoşçakalın.